Bizden sonra başka bir ekip gelecekmiş. O yüzden hızlı hızlı çekmek zorunda kaldık. Sıra bakmayın. Lütfen bunları yayınlasınlar. Bunları yayınlamazlarsa bir daha gelmeyeceğim bu platforma. Herkese merhaba. Ben Dilan. Ben Cihangir. Bugün O Ne Diyor'dayız. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Buyurunuz. Bir halayın içerisindesiniz ve halay başınız tarihi bir karakter olmak zorunda. Halay başında kimi görmek isterdiniz? Bence Berkay Ateş. Berkay Ateş. Evet, Berkay Ateş diyoruz. Ben de cevabına katılıyorum. Yarın 2100 yılında uyansanız Google'a ilk neyi aratırsınız? Ya hiç yalan söylemeyeyim. Ben kendimi bir aratırım gibi geliyor. Tamam, ben şeyi anlamıyorum yani. 2100 yılında uyandığımız zaman hangi yılda olduğumuzu nasıl bileceğiz? Hangi filmler favorileri, çocuklukta izledikleri hangi film onları en çok büyüledi? Benim korktuğum oldu mesela. Türkan Şoray'ın Şahmeran diye bir filmi var. Evet, o çok fena. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. İşte zindanların içindeler falan aynen. Canlandırması vardı işte. Şahmeran yılan böyle kesiyorlar falan, kuyruğunu kaynatıyorlar falan. O çok fenaydı, onu izleyemiyordum. Ondan sonra eve internet gelince işte, bilgisayar falan alınca bir daha bir girdim, korka korka izledim. Yaşım da büyük, tamam yazdım Şahmeran izle. Bir de şey vardı bak, Arka Kanun filmi mi neydi böyle? Ürgüp Göreme taraflarında geçiyordu. Tamam, böyle yaz günü aynen. Yaz günü böyle adam bir tanesi uyuz muyuz olmuş, kaşınıyor falan. Bir de karısı var. Karısı da böyle doktor gibi bir şekilde geliyor Tarık Akan. Uyuz olan adamı sırtında götürüyorlar falan. Çok acayip bir şeydi oğlum. Böyle işte çanlarla birileri sürrealist bir şey mi aynı zamanda Tarık Akan falan, böyle çok karma karışık korkunç bir filmdi o da. Rüya. Kendini bir anda Ömer'in yaşam tarzının içinde buldu ve bu adapte olma süreci çok komik anlar yaşattı. Ömer Rüya'nın yaşam tarzına adapte olmaya çalışsaydı en zorlanacağı şey ne olurdu? Nakitsel. Nakit anlamında yetişmeye çalışması zorlardı tamamen herhalde. Tamamen duygusal. Her şey insanlar için be. Çok bile sıkıntı yaşamazlar bence. Yani sen beni yangından kurtarıyorsun. Ben taşıyorum seni böyle. Cihangir Dilan'ın, Dilan Cihangir'in en sık söylediği sözleri taklidini yaparak söylesin. Tevfik Bey. Çok bizliksin. Tevfik Bey. Başka benim ne olabilir? Öldüm ya, çok yoruldum yemin ederim. Öldüm Cano ya. Öldüm Cano sabah. Uyuyabildin mi? Ben hiç uyuyamadım. Tevfik Bey. Tevfik Bey'e sevgiler. Sette bir olay, durum yaşandı diyelim. Kesin Cihangir, Dilan yapmıştır dediğiniz o durum nedir? Sıra sıra yanıtlayın lütfen. İlk başta sen yanıtla lütfen. Yani bir yerde bir topluluk gülüyorsa sette ve bir kalabalık, kesin Cihangir güldürmüştür diyorum. Diyorsun da. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah sen beni gömmezsin. Partnerlik kuralları gereği. Dilan'ın spesifik ama senin hiç ters bir tarafın yok ki mesela. Daha uyumlu birisi Dilan ya. Hani çok sıkıntı çıkaracağı bir şey yoktur. Yine aynı şekilde insanlar eğleniyorsa bir yerde, Dilan iyi bir günündedir diyebilirim. Dilo, bu sorum sana. Vay Dilo. Ya sen gibi ani başlayıp hemen evliliğe gidebilecek kadar tutkulu bir aşk mı? Ömrü gibi imkansız bulunmasına rağmen sağlam adımlarla ilerleyen güçlü bir aşk mı? Yani Ömer rüyada imkansız gibi görünen bir şey yok bence. Yani biz olduk aslında. O yüzden şu an etkisiz hale geldi bu soru. Aynen. Kenara koyuyorum. Küçüklüğünüzden beri sahip olduğunuz bir takıntınız ya da alışkanlığınız var mı? Takıntı derecesinde düzenliyim diyebilirim. Evet, onu biliyorum. Yani çok ciddi bir şey konuşurken karavandaki muzları atıyor, yerleri süpürmeye çalışıyor. Hiç kendine uymayan, şu prenses tavrı hiç yakışmayan şekilde çöpün poşetini değiştirmeye çalışırken görebilirsiniz. Ya benim de kendi adıma takıntım bir şey yok. Ben zaten lambur lumbur geliyorum, gidiyorum. Hani işte burada yiyeceğim diyorlar, burada yiyorum. Orada yatacağım diyorlar, burada yatıyorum. Hiç benlik bir öyle bir seçici bir şeyim yok ya. Çekerken en zorlandığınız sahne hangisiydi? Yangın sahneleri. Aynen, yangın bayağı uzundu. Yani çünkü 10 güne yakın bir sürede çektik. Sabahtan akşama kadar herkes çok tedbirli davranıyordu. Bütün ekip çok dikkatliydi. Fakat ateş kontrol edilemeyen bir şey olduğu için onun gerginliği vardı açıkçası. Aynen, zor. Ve çok şeydi, yoğun bir duygu durumuyla oynuyordu. Şu benim vurulduğum zaman işte çok soğuktu o ara. Hatta ben de böyle işte üşüyorum falan oynayayım diye kendimce niye yaptıysam içliğimi çıkardı, yere yattı. Yere mere yattım iyice, üşüyeyim oynayayım diye böyle metot oyunculuğu yapmaya çalışırken harbi ölüyordum ama. Sonra bana dediler ki sen de ceketini çıkaracaksın. Üstünü örteceksin. Dedim ki çıkarmasa başka bir şey yapsa çünkü çok üşüyordum. Evet. Rüya ve Ömer'in ilişkisini değerlendirseniz sizden dinlemek isteriz. Sizce nasıl bir ilişkileri var? Açlık, yoksulluk, sefalet işte. Aynen yani Türkiye şartlarında çok insanın benzer şekilde maruz kaldığı durumlar bence. Ne var ki, çok bir şey de babası geliyor işte diyor ki kızımdan vazgeçme diyor. Vazgeçmiyor yine. İşte veya vazgeç diyor, onlar yine vazgeçmiyor. Samimi bir ilişkiler aynen var bence. Olabilitesi var ya, durumu iyi olan insanlarla durumları normal olan insanların birbirlerine sempati duymaları ve aşk yaşamaları ve bu ilişkiyi devam ettirme durumları gayet olabilecek bir şey günümüzde. O kadar da imkansız aşk gibi bir boyutta değil ama spesifik karakterler üzerinden değerlendirip bu durumun içinde oldukları zaman belki keyifli işte. Aşka cesaretimiz var. Yürü be. Hanginiz daha huysuz? Tabii ki ben. Tabii ki ben.
Aynen, ben de havasızım. Alev Alev'den önce tanışmış mıydınız hiç? Şeyde tanışmıştık ya. Galada. Galada, Çukur'un Galası'na. Ben Çukur'dan çıktım çünkü ben çıktıktan sonra girdi Cion. Orada bir Galada bir tanışıklığımız olmuştu. Dilan Çiçek Çukur'dan ilk ayrıldığında verdiği röportajda kadın hakları ile ilgili kadınların ön planda olduğu bir projede çalışmak istiyorum demişti. Bahsettiği rol Rüya rolünü uydu mu? Yani istediği rolü mü canlandırıyor? Evet, istediğim rolü canlandırıyorum. İstediğim işteyim, mutluyum. Nasıl bir enerji yolladıysam, şimdi bence o rüyanın dönüşümünü de daha net göreceğiz. O röportajda güzel dileklerde bulunmuştum bir sonraki işim için. Doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Birbiriniz hakkında bilmediğiniz bir şey tahmin edin. Bence Dilan / Cihangir karanlıktan korkuyordur gibi bir şey. Birbirimizle ilgili bilmediğimiz hiçbir şey yok gibi geliyor bana. O yüzden hiçbir şey tahmin edemiyorum. Bence sen İnceden arada peynir yiyorsun gibi geliyor bana. Vegan olmayabiliyorsun. Çünkü öyle geliyor gibi. Bana arkadaşlar, ben süt ürünü tüketemediğim için... Ya çok alakasız kaynamış oluyor. Mısır yiyoruz, bunda tereyağı var mıdır diyor. Dilan dedim, tereyağı pahalı bir şey. Yani dışarıdan her, her şeyin üstünde tereyağı olmaz. Always Dilan Deniz sormuş bunu. Always Dilan Deniz. Biz takipleşiyoruz Always Dilan Deniz'le. Alev Alev başladığı günden beri gerek sosyal medya gerekse reytinglerde büyük yankı uyandırdı. Siz Alev Alev'in bu kadar çok sevilmesini neye bağlıyorsunuz? Ve oynadığınız karakterleri sizi çeken şeyler neydi? Mesaj kaygısı uyandırmadan kadına ve insana dair hikayeleri aktarabildiğimizi düşünüyorum ben. Çok da egzajere etmeden işte diyorsun ya, zengin çok zengin zengin kafasında değil, işte ezilmiş olan çok ezgin ezgin gösterilmiyor. Biraz bence daha insana dair, yani birisinin kötü durumunda bile o durumu çok egzajere etmeyen sahneler var. Yani işte atıyorum kadın şiddet görüyor ama o şiddeti çok göstermiyoruz. Hani çok böyle vay 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 ağla 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 veya cart 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 üzülür gibi bir şey yok. Evet. Benim de hoşuma giden yeri orası. Hayatta asla affetmem dediğiniz bir şey var mı? Her şey insanlar her şey, için her ya. Şey insanlar için ya. Vallahi daha o gün de. Aldığınız en garip hediye nedir? Bir arkadaşım bana muz şeklinde bir kalemlik almıştı belki. Ne garipmiş be. İşte adamdan bana salça malça geliyor mu acaba? Sumak, o, sumak geliyor, zeytinyağı. O garip değil ya. O bir ihtiyaçtır Cihan. Evet ama işte tam Cihangir Ceyhan düzleminde bir şey. Abi kusura bakma, bir hediye gönderelim. 5 kilo yeşil zeytin, salça, sumak. O herhalde yani. Garip değil ama keyifli aldığım bir hediye. Olmasa daha iyi olur dediğiniz bir özelliğiniz var mı? Çok çabuk parlıyorum, çok çabuk sönüyorum. İkincisi iyi bir şey ama çok bu kadar çabuk parlamak istemezdim. Setten çok dinlediğiniz şarkı, bu şarkıyı birlikte söyleyebilir misiniz? Girmem bugün... Dilan'ın şarkısı. Girmem bu yıl bu dağlarda ama... Aynen bu şarkı. Bir evet, de şey, yeni neydi? Yedi düven zindanından beterdir yedi kule. Sorularımız bitti. Teşekkür ederim bizleri buraya çağırdığınız için. O Ne Diyor ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Çok siz sevenlerimize de. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Bizden sonra başka bir ekip gelecekmiş. Onun için hızlı hızlı çektim. Onlar da bundan çekecek. O yüzden hızlı hızlı çekmek zorunda kaldık. Sıra bakmayın. Lütfen bunları yayınlasınlar. Bunları yayınlamazlarsa bir daha gelmeyeceğim bu platforma. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.